Altınova'da, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ar-Ge merkezlerinden olan meslek lisesinde gemi yapımını öğrenen öğrenciler, bandırma vapurunun maketini üretti. Yalovaş Altınova Tersane Girişimcileri AŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 100 öğrenciyle faaliyet gösteren gemi yapımı alanında 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel çalışma yapıldı. Gemi yapım alanı öğretmenlerinden Erdem Çilingiroğlu, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük tersanelerinden birinin Altınova'da bulunduğunu söyledi. Okulumuzu tersane girişimcileri, yani bölgemizde Altınova tersaneleri, Türkiye'nin en büyük gemi tersaneleri burada. Hatta Avrupa'nın da diyebiliriz en büyük tersanelerden birisi. Bu tersanede aşağı yukarı yan sanayi ile birlikte bir 50 bin kişiye hizmet etmekte. Ve burada istihdam çok. Bu vesileyle tersane girişimcileri okul yaptılar. Kendilerine istihdam sağlamak amacıyla, kendilerine ara eleman yetiştirmek maksadıyla okul yaptırdılar. Kendi adlarında verdiler tersane girişimcileri, anonim şirketi Mesleki Teknik Anadolu'su. Biz de bunun bir parçası, gemi yapım alanıyız. Biz burada yetiştirdiğimiz öğrencileri 12. sınıfta işletmeye, tersanelere göndererek 3 gün işletmede, 2 gün okulda uygulama eğitimi veriyoruz. Teorik altyapısını verdikten sonra 12. sınıfta uygulamamız bu şekilde. Bu uygulamanın sigortasını devlet ödemekte bu çocukların. 30 gün üzerinden iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası ödemekte. Bunun yanında işletme ise çocuklara asgari ücretin en az 3'te 1'inden az olmamak maksadıyla bir maaş vermektedir. Burada çocuklar hem harçlıklarını alıyorlar, hem de mesleği en iyi şekilde öğrenmeye çalışıyorlar. Biz de 9, 10, 11. sınıflarda bu altyapıyı oluşturmak için çocuklarımıza gemi çelik şekillendirme, efendim gemi donanımı, gemi dizaynı, gemi çizimi, bunlarla konusunda yardımcı oluyoruz. Yani biz şöyle kısaca bir sloganlaştırırsak, çeliğin sanata dönüştüğü yer. Okulumuz budur. Okulumuz belki de Türkiye'de en şanslı okullardan bir tanesi, çünkü direkt sektörle karşı karşıya. Buradan mezun olan kişi istediği takdirde mutlaka tersanelerde iş bulur. İş bulamam diye bir şey yok. Mümkün değil yani. Göz, el, beyin ve teknik bilgi, bunları birleştirdiğimiz zaman çelik sanata dönüşüyor. İşte burada tersanelerde gördüğümüzü, dünya çapında gemiler üretiyoruz. Şimdi burada yapmış olduğumuz tekne ise bir makettir. Bizim bandırma vapurumuzu Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmış olduğu bandırma vapurun 1,5 metre boyunda minyatürü. İşte böyle küçük saplı teknelerden büyük saplı teknelere doğru gitmeye çalışıyoruz. Biz burada tabii her şeyi dört dörtlük görelim. Biz çocuklara bir hedef veriyoruz. Küçük saplı işleri yapıyoruz. Hedef veriyoruz. Teknik bilgileri veriyoruz. Son sınıfta da bunları tersaneyle pekiştiriyoruz. Pekiştirdikten sonra da çocuklar tersanelerde işte yeterli eleman oluyorlar. Ha, bunun yanında isteyen bir üst eğitim kurumuna da geçebiliyor. Mühendis olabiliyor. Mesela okulumuzdan teknoloji fakültelerinin mühendislik bölümlerine avantajlı meslek okullarına avantajlı şekilde çocuklarımız girebiliyorlar. Tabii her kesimi, yani hem ara eleman yetiştiriyoruz mesleki okullarda, hem de bir üst öğrenim okullarına öğrenci yetiştiriyoruz. Onuncu sınıf öğrencisi Yunus Ediz ise bandırma vapuru maketinin kendileri için heyecan verici proje olduğunu belirtti. Görmüş olduğunuz üzere de 19 Mayıs için okulumuz adına bandırma vapurunu tasarlamaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla uğraşıyoruz bunun için. Elimizden geldiğini yapmaya çalışıyoruz. Okulumuz adına, bizim adımıza gurur verici böyle projelere imza attığımız için. Şimdi de görmüş olduğunuz üzere de zaten bandırma vapurunu tasarlıyoruz 19 Mayıs için. 2,5 metre boyunda küçültülmüş haliyle.
Böyle projelere imza atarak hem bizim özgüvenimiz artıyor hem okulumuzun adını duyurmuş oluyoruz. Gemi inşa alanında böyle büyümeler bizi mutlu ediyor açıkçası. Gemi inşa mühendisi olmak istiyorum yine böyle çalışmalara el atarak.